Merhaba sevgili Elen Plan takipçileri, yepyeni yeni bir 24 kare alan bölümüne hoş geldiniz. 24 kare alanın bu bölümünde geçmiş bir videoda da bahsettiğimiz geçmişten gelen double geçmiş The Gift filmi üzerine konuşacağız. Eğer filmi izlemediyseniz şu dakika videoyu durduralım, gidip filmi izlemeniz gerekiyor çünkü bayağı bir spoiler vereceğiz ve film üzerine detaylı şekilde konuşacağız. The Gift benim Picture Perfect olarak tanımladığım filmlerden birisi. Picture Perfect ne demek? Picture Perfect kusursuz hatasız olan genel şeylere verilen ad. Sinema anlamında konuştuğumuzda ise Picture Perfect çıkartılacak ya da eklenecek hiçbir şey olmayan, senaryo anlamında hatasız, çok iyi filmlere verdiğimiz bir şey aslında. Bu tamamen öznel bir kavram. Benim için The Gift bunlardan birisi. Peki neden öyle? Filmde gördüğümüz hiçbir kare veya kadraj keyfi sebeplerden orada değil. Ya da işte ay güzel görünüyor diye konmuş ya da bir anlamı olmayan kareler değil. Filmde gördüğümüz her kare daha sonra bir anlama kavuşuyor. Bu zaman zaman çok yorucu bir şey olabilir ya da ilk seyredişte fark edilmeyecek bir şey olabilir. The Gift'in güzel tarafı bu. Bunu hiç yormadan, çaktırmadan, size fark ettirmeden yapması. İzlediğim en iyi film değil kesinlikle ama çok oturaklı, çok düzgün yapılmış, çok güzel bir film. Filmin de hemen ilk başlarında ortaya çıkan baş karakterimizin maymun korkusuyla başlıyor her şey. Film boyunca pek çok yerde bu maymun korkusu dile getiriliyor, gösteriliyor, görsel olarak da destekleniyor. Ve en son olarak da filmin finalinde tepe noktasında hayatını mahveden olayı öğrenirken karakterimizde yine bu maymun korkusu öne çıkıyor. Diğer ikinci başrolümüz de bu maymun korkusunu bildiğinden, eşi film süresince bunu bu karakterimize aktardığından o da maymun korkusunu biliyor ve onun hayatını mahveden eylemi gerçekleştirirken bu maymunu, bu maymun metaforunu o da maskeyi takarak kullanıyor. Ya da örneğin buzdolabı kapağı. Filmin ilk başında açıldığı zaman hemen arkasından bir şeyin fırlamasını bekledim, bir şey olmasını bekledim. Hiçbir şey olmadı ancak filmin ilerleyen sahnesinde gerek o kapağın içinde bulunan zehirli içecek, gerekse de kapağın arkasından çıkan diğer şeyler film boyunca bu sahneyi bile anlamlı hale dönüştürüyor. Ya da örneğin filmin ortalarına doğru çiftimizin köpeği kayboluyor ve tabii ki tek şüphelimiz diğer başrolümüz. Ve burada da filmin daha ilk kez tanıştıklarında köpeğine ne kadar yakın ve sevecen davrandığını gördüğümüz bir sahne var. Köpekler akıllı hayvanlar biliyorsunuz. Tanımadıkları insanlar öyle kolay kolay gitmezler. Adamın köpeği sevdiği sahne bile bize köpeğin adamı tanıdığını, onunla belki de korkmadan gidebileceğini göstermesiyle anlamlı bir hale geliyor. Çünkü evin köpeğini işte gelen diğer başrolün sevmesine ne gerek var? İki karakter bir diyalog halindeyken niye o köpek araya girip dikkat dağıtıyor? Ben her zaman yani manyak bir adamım. Filmi izlerken böyle şeyler düşünüyorum. Hiçbir şeyin boşuna yapılmaması gerekiyor. O köpeğin orada olmasına gerek yoksa o köpek orada olmaz. Ya da örneğin açılışta bir duş sahnemiz var. Yine ona bakalım. Evin güzel hanımı duş alıyor ve bir yerde duştaki buğuyu silip dışarıya bakıyor. Neden? Yani niye görüyorum bu sahneyi diyorsunuz ama filmin sonlarına doğru karakterimiz yavaş yavaş psikolojik dengesini yitirmeye başlayınca bu sahnenin de anlamlı olduğu başka bir sahne gösteriliyor bize. Bir kabus gösteriliyor ve yine bu sahne bile anlamlı bir hale geliyor. Ya da örneğin bir sahnede yine başrolümüz 3 adamla bir ofiste görüşme yapıyor ve bu 3 adamın ikisini biz daha önce hiç görmedik diye düşünüyoruz. Halbuki filmin daha öncesinde yeni patronlarından bahsederken dergi kapağında bu iki karakteri görüyoruz. Dergi kapağının gösterildiği kadraj bile gereksiz bir kadraj değil. Veya filmin en önemli ipuçlarından birisi tüm film boyunca gördüğümüz bu Gatorade şişesi. İşte buzdolabı kapağı da burada anlamlı hale geliyor. Devamlı bir Gatorade görüyoruz. Hanımefendi devamlı Gatorade içiyor. Ve en kilit nokta biliyorsunuz filmin ilerleyen sahnelerinde Gatorade ile zehirleniyor karakterimiz. Ama çok kilit bir sahne var. Diğer başrol karakterimiz onlar yemeğe çağırdığı sahnede içecek ne istersiniz? Su, Gatorade. I got juice. Oh no, water is fine. Gatorade. No, water is fine. Okay. Yani siz hangi misafirinize enerji içeceği sundunuz bugüne kadar? Bu soruyu bir düşünün ki Gatorade enerji içeceği de değil. İyot içeceği. İyot muydu neydi işte onun içeceği. Yani ne kadar absürt bir soru ama filmin sonunda aslında bunun ne kadar anlamlı olduğunu ve hatta baş karakterimizin evin hanımını ne kadar iyi tanıdığını buradan görebiliyoruz. Çok kilit sahne. Aslında çok minik
ama çok kilit sahneler. Ya da Danny McDonald adı, yani karakterimizin terfisi için karşısında duran tek rakibi. Biliyorsunuz karakterimiz bir bully, yani devamlı etrafındaki insanları korkuyla yenen, onların üstüne çıkmaya çalışan bir karakter. Ve burada bile karşısında terfisinin önünde bir kişi varken o kişiyi kendi hakkıyla veya yaptıklarıyla değil, onun hakkında gerçek olmayan şeyler ortaya atarak, yalanlar ortaya atarak elemeye çalışıyor ve bu karakteri unutabileceğimiz için birkaç kez film boyunca hatırlatılıyoruz. Öncelikle bir yakın planda karakterimiz o karakterin adını bir dosyaya, bir kağıda yazıyor. Daha sonra kendi ofisindeki gizli çekmecesinde yine bu karakterin adını görüyoruz. Ve filmin birkaç kez de adı geçiyor film içerisinde. Sohbet ettikleri bir sahnede yine karakterin adı geçiyor ve "Aa, bilmiyor muydun onunla ilgili bir hakkında bir durum çıktığı için şu an işte görüşme altında" falan diyor. Ve en son bu karakter eve gelip karakterimize "benim hakkımda yalan söyledin" diye saldırıda bulunuyor. Yine tüm film boyunca bu karakter bize hatırlatılıyor. Ya da yine kilit sahnelerden birisi, filmin başında ses sistemini anlatırken ilk kez Dolby Surround'un kullanıldığı filmler, Dolby Stereo'da olabilir, film olan Apocalypse Now'a bir gönderme yapıyor, tık 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 diye. Güzel bir sahne, bir yere bağlanması gerekmeyen bir sahne. Başka bir şey vurguluyor sanıyoruz ama yine filmin sonunda Apocalypse Now'un açılış müziği ve sesiyle başlayan bir sahnede bu sahne bile bir anlam kazanıyor. Yani filmin her yerinde devamlı ileride bir sahneye bağlanacak olan anlamlı kareler görüyoruz. Filmin ustalığı, ustaca yönetildiği yer tam da burası. Bunun dışında bugüne kadar eylem planında yaklaşık 12-13 tane direkt eğitim olan, direktse yeni bir şey öğreten videolar hazırladım ve bu videolarda öğrettiğimiz şeyler, yani Sinema 101 ve 24 Kare Yalan bölümlerinde bugüne kadar işlediğimiz tüm konuların bu filmde ustaca işlendiğini görebiliyorsunuz. Örneğin aksi geçiyorum, zaten her diyalog sahnesinde var. 1/3 kuralı, temel açı türleri, yakın planlar veya bir nesnenin o anki senaryoda önemi ne kadar fazlaysa kadrajda o kadar fazla yer tutması, alt açı ve üst açılar ve bunların yarattığı psikolojik etkiler, filmin finalindeki paralel kurgu sahneleri, daha geçen hafta işlediğimiz eksiltmedeki ses kullanımı, bunun dışında şu an aklıma gelmeyen daha pek çok temel teknik bu filmde ustaca kullanılıyor. Evet sayın seyirciler, ne yazık ki 1/24 kare alanın daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir bölüm olmuştur. Beğendiğinizi umuyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza göstermeyi unutmayın. Paylaşın, yayılalım. Geçtiğimiz hafta 1000 takipçiyi geçtik. Çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde oldu. Lütfen daha fazla yayalım. 2000, 5000, 10.000 barajlarını görelim. Çok güzel birkaç projeyi hayata geçirmek üzereyiz. Onlar da hayata geçtikçe zaten buradan görüyor olacaksınız. Umarım daha da güzel şeyler yapıyor olacağız. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Güle güle.